Hi, and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Hi, and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Bir soru çözüm videosunda da birlikteyiz diyerek klasik bir giriş yapıyoruz. Hiç zaman yitirmeden soruya hemen başlayalım. Şimdi burada zaten buradaki it saati anlatıyor. Bazen havayı anlatır. It is windy. Rüzgarlı mesela. Orada hava demektir. Şimdi önce ne oluyor? Dakikayı söylüyoruz İngilizce'de değil mi? Yani kaç dakika geçmiş? 20 dakika geçmiş. 20. 20 minutes. Bak bu da dakika işaretidir. İki tane olursa böyle saniye işaretidir. Hocam sen de hep gereksiz bilgi veriyorsun. Bilgi gereksiz olmaz. Bilgi her zaman bulunsun lazım olur. Şimdi burada 20 geçiyor dediğimize göre ve önce rakamı söyleyeceğimize göre zaten ha, 22 ile 20 pas olabilir diyecektik. To e a kala demek. Kala bu geçe demek. O yüzden hem geçmiş anlamına gelir hem o yüzden doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Gelelim ha bir de şunu söyleyeyim burada. Yani burada bütün sorularla ilgili bir yan bilgi verebilirim ben. O yüzden hani video uzun olabilir. Efendim e, video uzatmak istemiyorum falan demiyorum. Uzat uzarsa uzar yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Burada emeği veren benim. Sen de bir zahmet durdur videoyu yarısına gelince. Diyelim 30 dakika mı oldu? 15 şimdi izle 15 sonra izle. O beni ne yapmıyor? Bağlamıyor. Şimdi geldik Emma ve James yine muhabbet ediyorlar. Merhaba James diyor. I am fine thank you diyor. Bu zaten hep alay ederiz ya biz işte. How are you? I am fine falan işte bir başka bir şey öğrenemiyoruz İngilizce'de falan diye. Bu o. İyiyim. Teşekkürler dediğine göre haylatır sorması lazım. Where are you from? Nerelisin? Olmaz. What is your name? Adın ne? How old are you? Kaç yaşındasın? How are you? Üçüncü soru. Proposition. Edat. Türkçesi neydi? İlgeç miydi? İlgeç olsa gerek. Öz Türkçesi. Şimdi bu edat sorularında bunları da ezberlememiz lazım. Behind arkasında demek olmaz. Under altında demek. İçinde olduğunu görüyoruz zaten. Demek ki içinde olan kelimeyi bulmamız gerekiyor. On olmaz. In. içinde. Bir tane daha içinde vardır. O da şöyle yazılır. Within. Bu da içinde demektir. Ve bayağı kullanılır. Şimdi burada bizim zekamızı ölçüyor. Mesela ben böyle soruları saçma buluyorum. Çünkü sen çocuğa okumayı an anlamayı öğret. Zekasını bırak. O Türkçe de onu yapar zaten. Şimdi ben ha bak buraya artı koymuş. Bunları seviyor. Bunları da sevmiyor diye anlayacağım önce. Ondan sonra buradakilerden hangisi bu diye düşüneceğim. Normalde ben sadece okuduğumu anlıyorsam İngilizcem iyi demektir. İngilizce demek okuyup anlayıp konuşup dinleyip konuşabilmek demek. Tamam mı? İngilizce ile zekamızın göstereceği bir şeye bence ihtiyacımız yok. Evet. <laughs> Bunlara böyle koyup şu, şunlara olumsuz dediğine göre bununla hangisiyle eşleştiğini bulmam lazım. Enjoy swimming diyor. Yüzmeyi sever diyor. Yüzmeyi seviyor mu? Yok bu olmaz. Nereden anladık sevmediğini? Çarpı komiş ya la. gelin. Likes going to the theater diyor. Tiyatroya gitmekten hoşlanır diyor. Bu Hoşlanmıyormuş. O da değil. Burada önemli olan aslında ne biliyor musunuz? Duyu fiilleri dediğimiz. Hoşlanmak, sevmek falan gibi şeylerden sonra fiilin ing aldığını bilmen. Asıl önemli olan bu bence bu bu noktada. Mesela I, I olsaydı burası. I enjoy swimming. Yüzmekten hoşlanırım. Her neyse. Konuyu uzatmayalım burada fazla. Enjoys cooking diyor. Bak burada evet zaten bu hates reading. Okumakla şeyi seviyor. Nefret etmiyor. Dolayısıyla yanlış işaretliyorum. Doğruyu söyleyeyim. C. Enjoys cooking. Tamam mı? Bu da değil. Okumayı da seviyor çünkü. Ne demiştik? Mesela böyle diyalog sorularında şuradakilerin ben hepsini bilirsem ya da ipucu olan kelimeyi bilip tahmin edersem diyelim ki bilmiyorum. O zaman kolaylıkla bu soruları çözebilirim. Eksüz mü? Bir soru soruyor. O da diyor ki go ahead diyor. Bunu çok öğretirler zaten. Go straight ahead, turn left falan gibi. Doğru git diyor. Take the second right diyor. İkinci sağa gir diyor. Alt diye çeviremeyiz It's on your left. Solunda diyor. O da demek ki bir yeri soracak. Dolayısıyla what is Mary's occupation? Occupation diyor. Occupation aynı zamanda işgal anlamına gelir. Şimdi bu gitti. Hem meslek hem işgal. Ne garip. How can I get to the zoo diyor. Bak buradaki get ulaşmak anlamına geliyor. Ulaşmak. Hem almak Anlamak, ulaşmak. En çok bu üç anlama gelir. Ama başka anlamlara da gelir. Bazı şeyleri yaşlı falan. Get old olursa bu. Get old. Yaşlanmak olur. I am getting old. Yaşlanıyorum gibi. How can I Get to the zoo doğru cevabımız oluyor. Çünkü e, nereye gidebileceğini soruyor ki bu da bir şey tarif ediyor buna. Bunlar ne? What nationality is Tim? Tim nereli diyor? Hangi ulustan gibi düşünelim? Evet, bugün bir kafamda bir dalgınlık. How is goyu nasıl gidiyor? How can I get to the zoo? Doğru cevabımız B oluyor. Bu zaten çok basit. Niye? Nereden anladık? Sola dön diyor zaten. Buradaki sol kelimesini anladığım anda ben bu soruyu çözelim zaten. Turn left diyor, tamam mı? Bu bu olmuş oluyor. Bunlara da bakalım. Go straight direkt git. Take photo fotoğraf çek. Bak burada take çekmek anlamına geliyor. Almak değil. Bu bu ayrımları bilmen lazım zaten. Take the first right ilk sağdan gir diyor. Bu da değil. Bak burada da gir anlamına geliyor. Bunlar hep take der. Yoldan bahsederken. Yedinci soruya geldik. What kind of movies do you like? Bak şimdi burada what kind of movies diyor ya. Ne çeşit filmler. Şimdi burayı görmeseydik biz. Sadece şöyle olsa. Do you like olsa. Sever misin olur değil mi bak bu bu ayrımı da bilelim informative question denen hani bilgi verici soru o zaman zarflarını başa getiriyoruz soru cümlelerini mesela what kind of movies do you like mesela şu kind movies olmasaydı tamam mı? What do you like? Neyi seversin olurdu. Fazla uzatmamaya çalışarak dönelim konumuza. What kind of movies do you like? Bu da sevdiği filmi söyleyecek. Ne çeşit filmlerden hoşlanıyoruz? I watch TV. TV izlerim. I like Comedy. Evet cevap bu. Devam edelim. I enjoy reading. Bak yine enjoy'dan sonra ing kullanılabilmiş fiildi. I enjoy reading gibi. Okumayı severim diyor. Yok. Wake up at 7. 7'de uyanırım diyor. Bu da değil. Demek ki like comedy oluyor komediyi severim oluyor. What time is the party? Party what bak what time derse saat aklına gelecek. Saat. What time derse when derse when. When, when derse gün, ay, yıl yani saat Sorulmuyor venle daha çok. Venle saat sorulmaz, what time değil zaman hep saat aklına gelsin. Ama bize ne zaman deyince saati de soruyoruz, günü de soruyoruz mesela. Mart'ta, hmm. Sunday, bak dediğim olay mesela venle karıştırıp Mart'ta ya falan deme. Zaten Sunday, pazar günü diyor, hangi gün diye sormuyor. Kafede diyor. Nerede demiyor. Saat 10'da diyor. PM diyor. PM öğleden sonra demek. Bunu daha önce anlatmıştım PM falan kısaltmadan. Oraya bakabilirsiniz o videoya. Ama nasıl bulacaksın o kadar video arasında? Onu da sen düşün. Şimdi bak burada Tom. Bu da Seli. Tamam mı? Tom Sally'den uzun. Acaba uzunluğumu soruyor derken yaşlarını vermiş zaten. Age 28, age 25. Bir 25 yaşında, bir 28 yaşında. Demek ki birbirinden ya yaşlı olacak ya genç olacak. Tom Sally'den daha yaşlı. Demek ki daha yaşlı seçeneğini bulacağız. Comparative deniyor buna. Yani karşılaştırma. Birbiriyle karşılaştırma. Yaş ve eski anlamına gelir. Oldest. En yaşlı, en eski. Burada yaş olduğu için hemen yaş diyelim. Oldus bu da yaşlı demek ama niye bununla bunun ne farkı var? Onu da anlatacağım birazdan. Bu da değil. Older daha yaşlı. Şimdi başka bir kanal açıp longer daha uzun. The longest en uzun. Short. Şimdi bak buraya dığ getirmek zorundayız. Bazı kelimelerden önce mutlaka dığ gelir. Play the piano gibi mesela orada da gelir. Ülke isimlerini the almaz. Mesela the, the Türkiye denmez ama the USSR. Eski Sovyetler bile the USA denir. Onlar istisnadır gibi. Sıfatları karşılaştırırken uzun, daha uzun. En uzun dediğim zaman bu dığıyı bir kere getiriyoruz. Buradan anlaştık. Şimdi yalnız bazı sıfatlar var ki mesela handsome. Peki hocam madem ki eğer ki geliyorsa handsome the handsomest mı olacak? Şimdi burada kesin bir kural olmamakla birlikte genellikle birkaç heceli olan yani uzun olan sıfatlarda bu bu getirilmiyor. Ne yapılıyor peki? Handsome daha yakışıklı derken ne yapıyoruz? More handsome diyoruz, tamam mı? Handsome Ondan sonra the most bak the most handsome. Yani bu sefer more işin içine giriyor. Ya da beautiful kelimesine bakalım. İnşallah doğru yazmışımdır. Beautiful. Burada da aynı kuralımız geçerli. Beautiful'er, beautiful'est değil. Ama ben öyle kullanılan yerler görmedim mi? Görüyorum. Edebiyatta oluyor yani. Ya inadına yapıyor adam hani dili bozuyor. More beautiful, the most. Onu yazmıyorum artık yani. Bilmem anlatabildim mi? Bunu dedikten sonra konumuza dönüyoruz. Hemen soru çözmeye devam ediyoruz. Yani uzun olduğu zaman sıfatlar birkaç heceli ya da handsome gibi işte beautiful gibi. Güzel oldu bak. Altta da zaten demin dediğimizi destekleyen bir şey gördük. This is the bilmem ne film. I ever watch. Bu ever'ı gördüğün zaman şimdiye kadar hiç gibi anlamlar aklına gelsin. En ne film olabilir şimdiye kadar dediğine göre şimdiye kadarsa uç bir şeyden bahsediyordur. Değil mi? This is the bad film. Kötü film. iyi film. Worst film olur mu? Olmaz. Karşılaştırmıyor çünkü. En kötü dediği için the worst oluyor. The worst oldu dolayısıyla. E hocam olmadı. Bad, better, bad the baddest olmadı. Evet bu da düzensiz fiiller gibi düzensiz sıfatlar diyebilirsin buna yani. How often do you brush your diyor. Bak. Yine burada aynı şey bak. How often'ı görme. Olmasın bu. Do you brush your teeth? Dişlerini fırçalar mısın? How often getirdiği zaman bak sadece en başına onu getiriyor. Soru yapıyor yani. Ne kadar sık dişlerini fırçalarsın diyor. Bu cumartesi demiş. Arkadaş bayağı temiz. Bu değil. In my school. Sana yerini sormadı. In my school olmaz. Twice a day. Günde iki kez diyor. Tamam mı? Londra'da fırçalarım diyor. İlginç bir yaklaşım. Doğru cevabımız twice a day. Mesela buradan hemen aklımıza ne geliyor? Once seviyik haftada bir kez. Yan bilgi. Weekend bir şey yapacağız. Paper, plastic and glass. Ne yapılır bunlar? Yüzyılımızın meşhur fiili geri dönüşüm olacak. Öğrenciler bazen ya boş ver ben öğrenmeyeceğim sınavı yapayım yeter hocam bu bana diyebilirler. Ya da İngilizceyi sadece hani sınıf geçmek için isteyebilirler. Öğrenmeyi o kadar isteyebilirler. Şimdi buradan plant, dikmek, bitki anlamına da gelir değil. Cut, kesmek değil. Wast, Şimdi bak bu recycle tamam mı? Burada iki şey göstermek istiyorum. Diyelim bu kelimenin okunuşunu bilmiyorsun nasıl olduğunu. Git şimdi buradan şeye. Renge falan sözlü bir sözlüğe. Tamam bak ben bunu yazdım. Şimdi west mi vast mı? Vast. 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 Dinledik vastmış. Peki ben bunu çok güzel bir özellik yapmışlar mesela burada. Neredeydi lan o? Güzel bir özellik var bak. Buna tıkladığın zaman. Şimdi buraya kelimeyi vast diye yazdık. Dinledik telaffuzunu. Vast. Bir de... Ee, Bağlam içinde duyalım. Bakalım nasıl bak. Şuna şu yugiliş diyor ya. Buna tıkladığın zaman iyi dinle. I, 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 was, often I was, was dedi bak. About Gördün mü? O bağlam içinde dinlemek istediğin zaman da o dediğim yere tıklamanı öneririm. Şimdi Stefan How about watching a thriller diyor. Tamam mı? Thriller korku böyle heyecanlı filmlere deniyor. Gerilim filmlerine. How about watching. Bir thriller gel bir gerilim fil filmi izleyelim diyor yani. John ne diyor ki bir şey diyor burada. I prefer diyor watching detective films rather than thrillers diyor. Bak prefer rather than bir şeyi bir şeyi tercih etmek. Rather than thrillers diyor. Gerilim filmlerindense bura, bu, bura böyle neyi tercih edermiş? Dedektif filmi izlemeyi tercih edermiş. Dolayısıyla bir olumsuz cevap vermesi lazım burada. Şimdi it's a good idea değil. They are not very me. Şimdi bak burada dananın kuyruğu kopacak. Bir dakika. That sounds interesting. İlginç görünüyor diyor. Öyle İlginç görünseydi bunu söylemezdi. Yani bu olumsuz olacak. I haven't got any money. Bu olumsuz ama konuyla alakasız param yok diyor. Doğru cevap bu. Peki bu ne demek? They are not very me. Şimdi arkadaş öyle saçma bir şey yapılmış ki bence burada. Ya sen lise 1 öğrencisine açık lise öğrencisine İngilizce öğretirken tamam bak. They are not very me. Yani bu yıllardır çeviri yapıyorum ben. Hiç mi görmedim bunu? Filmlerde çizgi film falan çevirgen çok çıkar bu tür şeyler. Niye bunlar slang'tir çünkü tamam mı? Slang. Argo yani. Ya argodur ya da idiomatiktir. Deyimsel ifadedir. Yani sen bu, bu seviyedeki bir öğrenciye şunu sormamalısın bence. Yani böyle bir cevap vermemelisin. Değernat verimi. Yani bu aslında şunu demek istiyor. Bu pek bana uymaz demek istiyor. Benim çok sevdiğim bir şey değil gibisinden. İkinci yanlış şurada bak. Burada a thriller demiş. Tamam mı? Tekil. Burada da diyor ki değernat diyor. O zaman it is not deseydi. Çoğula da uymuyor. Yine burada mesela hani bu seviyede sorulmaması gereken bir şık bu. Çocuk normal İngilizce öğrendi mi de sen ona slang idiomatik şey soruyorsun burada. Buradan şiddetle sesleniyorum o yetkililere. Bu tür şey yapma malısınız. Ben bunu bak kendim yetinmedim. İngilizce forumlarda danıştım. Kıyamet koptu. Kimi diyor ki de bu idiomatiktir. Kimi diyor ki işte önemli değildir. Plural veya singular olması önemsizdir bilmem nedir falan. Adamları birbirine düşürdüm yani bu soru yüzünden. Şimdi geldik bazen native speaker olmak şarttır. Nedir native speaker? Ana dilin İngilizce olması. Yani dil okyanusa benzer. Ne kadar uzağa gidersen o kadar derinleşir. Herkes her şeyi bilemez dilde yani. Basit hani bu, bu gül gülüyor bu da gülmüyor üzgün. Demek ki bir olumlu bir olumsuz olacak. Like love olmaz. Love and ikisi de olumlu olmaz. Dislike like Olur mu? Bir olumsuz bir olumlu olabilirdi. Ama buradaki iş sıraya göre yine bizi test olarak zekamızı ölçen bir soru. Enjoy, dislike. Evet, hoşlanmıyor ve sevmiyor. Bunları zaten bu çağın çocukları telefonlardan bile çözer. Şimdi Lili'ye gelelim biz. Bu da çok basit bir soru. Okuduğunu görüyoruz zaten. Okuma kelimesini gördüğüm anda reading. Çünkü şey değil. Başka bir şey yok yani. İzden sonra fiil geliyor ve hepsi ayancılı bak. Watching. Yani şimdiki zaman. Continuous tense. Watching TV değil, having lunch, öğle yemeği yiyor değil, surfing ve web, webde surf yapıyor, geziyor, araştırıyor değil, reading, ebook, kitap okuyor. Hi Bella, I am going to have a party at my house on Saturday. Would you like to join us? Şimdi love emi demiş. Şimdi bu mektup ya da telgraf diyeceğim ama telgrafı herhalde <laughs> şimdiki kuşak hiç duymamıştır hayatında ya da böyle bir nostaljik bir şey gibi. Burada bir şey, kısa bir not var, not diyelim. Burada da diyor gönderici kimdir diyor. Zaten Emi diye adını yazmış. Buradaki love, sevgiler anlamına geliyor diye düşünüyorum. Adı bu olamaz yani. yani burada adını yazmış zaten. Emi. Tamam mı? Gönderici kim? Emi. Gitti. Haybella diye ona seslendi ikisi. Parti olamaz. Doğru cevabımız Emi oluyor. I think Tina is more polite and talkative than Nicole. Ha, bak bu güzel oldu. Niye? Emin burada size sıfatları anlatmış değil mi? Mesela polite. Politer the politest değil. More polite the most polite. Talkative de aynı şekilde. More talkative, talkativer -er diye bir şey olmayacağına göre hani böyle biraz da dinlerseniz hani kulağınıza aşinalık çok önemli yani dil öğrenirken. Nicole'den daha konuşkan diyor. Daha kibar diyor. Kibar, konuşkan. Bu böyle talkative genelde hani geveze değil de hoş sohbet anlamına gelir. O da demiş ki George, I think that Nicole is more fault diyor. Nicole daha toktatif, konuşkanları diyor. O zaman demek ki bununla anlaşamamız gerekiyor. Seninle anlaşırız diyor. I totally tamamen sana katılıyorum. You would love to. Bu da öyle yani aynı olumlu anlama gelir hani. I disagree diyor. Sana katılmıyorum diyor. You are absolutely right diyor. Bu da olumsuz olan bu. Burada önemli olan ne peki? Bak, I agree deseydi, I agree Nasıl olumsuz yapmış? I don't agree dememiş. I disagree demiş. Bak daha basit yani. Daha pratik bir çözüm buluyor dil kendine. İlla I don't agree demiyor. I disagree diyor. Bunun başına dis getirerek olumsuz yapıyor yani. Satisfy dissatisfy gibi. Ya da courage discourage gibi. Şimdi geldik. She is tall and beautiful diyor. Uzun ve güzeldir diyor. Bu da demek ki boyunu bozsun tipini sorması lazım. Who is the most popular diyor. Bak yine popular the populist değil. More popular the most popular bak. What does she look like? Bu diyor in midir cin midir demiyor. Fiziksel özelliğini soruyor. Neye benzer diyor. Tamam mı bak. O yüzden doğru cevap B oluyor. Where is she from? O, biliyorsunuz zaten. Nereli demek. How old is she? Kaç yaşında değil. Bu da değil. B seçeneği. Şimdi burada bir şeyi bize tarif etmiş. Bunlardan hangisi buraya gelecek? Ben bunlardan hangisini anlamam için ya bu dört kelimeyi bileceğim ne anlamına geldiğini ya da şunu çözeceğim ya da ufak bir ipucu bulmam lazım. Şimdi bakalım soft diyor, yumuşak, grey powder diyor. Yani gri tozdur diyor. Dead, kibu, remains, kalır diyor. Tamam mı? Bir şey kalır. Remain after hep bir şeyden sonra kalmak gibi. Bu ikisi hep bir kullanılır. Çoğu zaman daha doğrusu. After something has been burned diyor. Yanmış olan bir şeyden sonra kalan gri ve yumuşak tozdur. Ne olabilir bu? Spin. Spin dönmek demek. Döndürmek demek. Yan ürün demek değil. Surface yüzey demek olmaz. Damage zarar olmaz. Ash, kül olur. Taylor diyor ki what is James like? What is James like? O da diyor ki he's short and fat. Şimdi bak burada fiziksel özellikler var. Bir de romantic and honest var. Hangisinin olduğunu nasıl anlayacağım? Look like demediği için neye benziyor? Nasıl bir tipi tipini sormuyor burada. Bu herif ne ayaktır diyor. Hani nasıl biridir diyor yani. Sen de diyeceksin ki o zaman fiziksel özellikler olmayacak. short and fat. Kısa ve şişmandır. Bak bu yağlıdır anlamına da gelir bazen. Ama burada şişman anlamına geliyor. Young and ugly. Genç ve çirkin. Hızlı ve öfkeli. O yok tabi. Well built and tall diyor. Yapılı. En uzun. Bu da değil. Romantik and honest diyor. Pek görülmeyen şeyler bunlar. Hem romantik olacak hem dürüst olacak. Biraz zor. Evet. Sorular bitti. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Faydalı olmuştur video. Ondan sonra genel YouTube tavsiyelerini burada yapmıyorum. Ama inanın yani bu şeyi çözmek çok basit tabii ki. Yani bir seviye geldiğin zaman. Ama hani bak bunu çözüyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Edit yapıyorsun. Yani 3 saat falan buluyor. Yani yüklüyorsun. Buna bir tane şey yapıyorsun. Kapak thumbnail dediğimiz olayı yapıyorsun. YouTube'la uğraşanlar biliyordur zaten. Yani buralarda çok uğraşınca ve bu, bu tür videolarda böyle 5-10 izlerince, <laughs> kaderin cilvesi diyeceğiz.